Seçime 25 gün kala Yüksek Seçim Kurulu kritik iki kararı imza attı. Milletvekili adayı gösterilen bakanların istifa etmesine gerek yok diyen kurul 16 ilde ise seçim pusulasında Millet İttifakı adının kullanılmasına onay vermedi. Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize biz karar veririz. Siz karar veremezsiniz. 16 ilde oy pusulasında Millet İttifakı ismi yer almayacak. Seçime geri sayım sürerken YSK verdi o kararı ittifak ortaklarından tepki sesleri yükseldi. Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Ne yapabiliriz de acaba bu seçimi bu maçı çevirebiliriz diye artık her yola başvuruyorlar. Millet İttifakı o 16 ilde seçime permuar modeliyle girme kararı almıştı. 9 ilde İyi Parti ile isimler CHP listelerinden, 7 ilde ise CHP'liler İyi Parti listesinden aday gösterilmişti. Size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek. İşte o illerde yani Çorum, Düzce, Batman, Ban, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari'de CHP, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis ve Erzurum illerinde ise İyi Parti logosu yer alacak oy pusulasında. Millet İttifakı şemsiyesi bulunmayacak. YSK Başkanı Ahmet Yener ve 3 üye karşı oy kullanırken oy çokluğuyla alındı karar. Millet İttifakı 18. YSK milletvekili adayı gösterilen bakanların istifa etmesi gerektiğine dair başvuruyu da reddetti. Bakanların atama usullerinin farklı olduğu belirtildi. Mecliste yemin ettikleri için kamu görevlisi sayılmayacağına hükmedildi. YSK kararlarına itiraz yolu kapalı.